Değerli arkadaşım merhabalar ve şimdi sıra geldi artık kitabın son konusu olan polinomlara. Bu dersimizde ne yapacağız? Tanımları vereceğiz arkadaşlar. Bilmemiz gereken önemli noktalara değineceğiz. Polinom olmanın şartlarından bahsedeceğiz ve örneklerimizin çözümüyle ne yapacağız? Dersimizi bitireceğiz. Hazırsanız hemen arkadaşlar polinomlarla dersimize devam edelim. Şimdi bakın burada bir px var. Acaba bu polinom mu değil mi? Bunun şartlarına bakacağız. Şartlarımız şöyle arkadaşlar. Öncelikle x'in bakın x'ler bir kere tabanda olacak ve kuvvetleri ne olacaktır arkadaşlar? Doğal sayı olması gerekiyor. Katsayılar da bakın x'in katsayıları da ne olması lazım? Reel sayı olması gerekiyor arkadaşlar. Bu iki şartı sağladığımızda biz diyeceğiz ki artık bu bir polinomdur. Şimdi sabit terimi nedir? Sabit terimi arkadaşlar bu polinomun x'e bağlı olmayan değeridir. X'e bağlı olmayan değere biz sabit değer diyeceğiz. Tabii polinomun katsayılarının şu sarıyla an, an-1 işte nokta nokta a2, a1 ve a0 olduğunu zaten söylemiştik. Ve polinomun terimleri de arkadaşlar şöyle yapacağız. Birbirleriyle toplama ya da çıkarmayla ayrılmış olan ifadeler. Bak çarpma falan varsa arkadaşlar onlara ne diyeceğiz? Terim demeyeceğiz. Yani şöyle toplama ve çıkarmayla. Bakın şurası bir terim. Şurası bir terim. Şurası bir terim. Bir terim ve bir terim gibi düşüneceğiz. Tamam mı? Bu ifadeler hepsi örneklerde karşımıza çıkacak. A0 polinomun sabit terimidir dedik. X'e bağlı olmayan ifade bizim sabit terimimiz olacak arkadaşlar. Şimdi polinomun derecesinden bahsedeceğiz. Polinomun derecesi dediğimizde x'i en büyük olan hangisi ise o polinomun derecesi olacak. Ve polinomun baş katsayısından bahsedeceğiz arkadaşlar. En büyük dereceli terimin katsayısına da ne diyeceğiz? Biz baş katsayı diyeceğiz. Polinomun derecesini de bakın biz der px diye göstereceğiz. Bu ne demek? Px polinomunun derecesi demek arkadaşlar. Şimdi bu tanımları da verdikten sonra örneklerimize başlayalım. Aşağıda verilen ifadelerin gerçel katsayılı polinom olanlarını belirtiniz diyor. Şimdi öncelikle katsayılar x'in kuvvetleri daha doğrusu arkadaşlar ne olması lazım? Bakın doğal sayı olması lazım. Burada yazılmadıysa bir tane 1 vardır. 1 de sonuçta doğal sayıdır. Bakın 4, 2, 1. X'in bütün terimlerine, bütün kuvvetlerine bakıyorum. Hepsinin doğal sayı olması gerekiyor. Bir tanesi bile değilse arkadaşlar o zaman polinom değildir diyeceğiz. Katsayılarına bakıyorum. Bakın 1, eksi 1, eksi 3 ve 7. Katsayılarda herhangi bir sıkıntı yok. Hepsi reel sayı. Dolayısıyla arkadaşlar px bir polinomdur. İkinciye bakalım. Kuvvetlere bakıyorum x'in. 3, 2. Tamam. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Katsayılara bakıyorum. 1 bölü 2, eksi 1 ve kök 2. Bunlar da reel sayı olduğundan dolayı bakın bu da polinom. Diğerine bakalım. Bakın x burada paydada arkadaşlar. Peki ben bu x kareyi paydadaki x kareyi yukarı çıkardığımda x üzeri eksi 2 olmaz mı? Evet. Eksi 2 doğal sayı mı? Hayır. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir polinom olmayacaktır. K'ya bakalım şimdi. Kx'e. Bakın şuradaki ifade bak x kare tamam buradaki 2 doğal sayı ama burası x üzeri 1 bölü 2 olarak yazılır. 1 bölü 2 de doğal sayı değil. Haliyle polinom olamayacaktır. Mx'e bakalım. X'in kuvvetlerine bakıyorum. 3 ve 2. Bunlar doğal sayı. Herhangi bir problem yok. Fakat bu kök eksi 7 arkadaşlar. Reel sayılarda böyle bir şey tanımlı değil. Kökün derecesi çift olduğundan dolayı kökün içerisinde olması lazımdı. Ya 0 ya da 0'dan büyük olması lazımdı. Kökün içerisi burada negatif olduğundan dolayı bu karmaşık sayıdır. Daha sonra bunları öğreneceksiniz arkadaşlar. Haliyle kök eksi 7'den burası da patladı. Şimdi nx polinomuna bakalım. Burada arkadaşlar x'in katsayısı kuvveti daha doğrusu 2 yani doğal sayıdır. Sen şimdi burada dersin ki hocam burası y üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2 de doğal sayı değil dersin. Ama burada bizim değişkenimiz ne arkadaşlar? X. Sadece o zaman x'in kuvvetleri benim için önemli. X'in haricindeki bütün ifadelerin hepsi sabit terimdir. Burada y'nin arkadaşlar kuvvetine bakmayacaksın. Y burada sabit terimdir. Niye? Çünkü değişkenimiz x. Ondan dolayı bakın bu bir polinomdur. Tamam. Katsayılarda çünkü şey olduğundan dolayı, reel sayı olduğundan dolayı polinom olmasına engelleyecek hiçbir sıkıntı yok.
Tamam. Bakıyorum burası zaten x'in kuvveti eksi 3, eksi 2. Bir tanesi bile doğal sayı olmaması, polinom olmaması için yeterli arkadaşlar. Örnek 2'ye bakalım şimdi. Polinomun terimlerini, katsayılarına, derecesine, baş katsayısını ve sabit terimini bulunuz diyor. Öncelikle terimleri diyelim. Toplama ve çıkarmayla ayrılması gerekiyordu birbirinden. Haliyle 4x üzeri 5. İkincisi eksi 5x üzeri 4. Sonra x küp. Sonra x kare artı x. Özür diliyorum. X kare. Sonra x. Ve son olarak da arkadaşlar eksi 3. Tamam. Şimdi katsayılarına bakalım. Katsayıları da bakın 4, işte eksi 5. Burada yazılmadıysa 1 vardır. X karenin katsayısı da arkadaşlar 1. X'in katsayısı da 1 ve eksi 3. Baş katsayısını soruyor. Baş katsayısı en büyük dereceli terime bakıyorum arkadaşlar. Derecesi en büyük olan 5. Onun katsayısı olan 4 de bizim neyimiz olacak? Baş katsayı olmuş olacak. Yani 4 oldu. Son olarak da sabit terimine bakalım. Sabit terimi de x'e bağlı olmayan terim arkadaşlar. X'e bağlı olmayan terim de bakın burada nedir? Eksi 3'tür. Üçüncü örneğimize bakalım. Px polinomunun baş katsayısı ile sabit teriminin çarpımını bulunuz. Şimdi baş katsayı neydi? En büyük dereceli terimin katsayısı. En büyük dereceye bakıyorum. Bakın 3, 2 ve 4'e bakın yerlerini değiştirmiş. En büyük derece arkadaşlar burada 4. Dolayısıyla en büyük dereceli terimin katsayısı bizim baş katsayımız oluyordu. Yani eksi 1. Sabit terimi x'e bağlı olmayan terim arkadaşlar. Bu da bakın 1. İkisinin çarpımından cevabımız ne gelecektir? Eksi 1 gelecektir. 4'e bakıyoruz. Px polinomunun derecesiyle terim sayısının toplamını bulunuz diyor. Bakın derecesi ne arkadaşlar? En büyük dereceye bakacağım. En büyük x'in kuvvetine bakmış olacağım. Hangisi? 3. Demek ki derecemiz burada 3'müş. Terim sayısı 1, 2, 3, 4 tane terim. Bu ikisinin toplamı soruluyormuş. 3 artı 4'ten cevabımızı 7 olarak bulmuş olur. 5'e bakalım. M1 tam sayı olmak üzere. Bakın bunlar bizim için hayati öneme sahip. Px ifadesi polinom olduğuna göre M kaç farklı değer alır diye soruyor. Polinom olabilmesi için iki tane koşulumuz var. X'in kuvvetleri doğal sayı olacak ve X'in katsayıları da arkadaşlar reel sayı olacak. X'in katsayıları da zaten burada reel sayı. Bununla ilgili herhangi bir problem yok. Bize problem çıkarabilecek tek yer X'in kuvvetleri. Yani bakın bu 8 bölü M ifadesi 0 ve 0'dan büyük olacak. Buradaki 2 zaten arkadaşlar nedir? Doğal sayıdır. Burada herhangi bir problem söz konusu değil. Bu ifadenin de arkadaşlar doğal sayı olabilmesi için M'nin 8'in bölenleri olması lazım. Yani 1, işte 2, 4 ve 8 olması lazım. Peki hocam diyebilirsin ki işte negatiflerde olmaz mı? M burada tam sayı demiş ya. M'ye eksi 1 desem. 8'i eksi 1'e bölsem eksi 8 olur. X'in kuvveti eksi 8 olursa polinom olabilir mi arkadaşlar? Polinom belirttiğine göre diyor. Tamam mı? Dolayısıyla negatifleri ben burada alamayacağım. O zaman M kaç farklı değer alabiliyormuş? Tabii ki 4 tane. Gelelim şimdi 6. ve son örneğimize. Px ifadesi bir polinom olduğuna göre M'nin alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz diyor. Şimdi X'in katsayılarına bakıyorum arkadaşlar. Reel sayı. Bunda herhangi bir problem yok. Ve X'in kuvvetlerinin ne olması lazımdı? Doğal sayı olması lazımdı. X'in kuvvetlerine tek tek bakıyorum. 15 eksi 3M ifadesi doğal sayı olacaksa 0 ve 0'dan büyük olması lazım. Bakın burası zaten doğal sayı. Ve M eksi 2'nin de benzer şekilde 0 ve 0'dan büyük olması gerekiyor. Burası 15 büyük eşittir 3m. Her tarafı 3'e bölersem eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Bakın burada da eksi 2 karşı tarafa attığımda m büyük eşittir 2. Bu iki bilgiyi birleştirdiğimde m değeri arkadaşlar 2 ile 5 kapalı aralığı olmuş olacaktır. M tam sayı değerlerini bulunuz diyordu. 2, 3, 4 ve 5'tir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.